Yaşar Yakut, 83 yaşında, Ferhat Bostan Mahallesi, 9. Sokak, Gündeş Apartmanı A Blok. Kadir Bulut, 81 yaşında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, İstiklal Caddesi, Emre Apartmanı. Şükrü Zileli, 90 yaşında, Çiçekli Mahallesi, Battal Gazi Caddesi, No 80. Binnaz Çiçek, 75 yaşında, Aydoğan Mahallesi, Hayri Sırcı Caddesi, Burici Apartmanı B Blok. Zühre Gülbiz, Kangal Kuşkayası Nakil. Rahime Kaya, Amasya Merzifon, Nakil. Korkmaz panel ve havalandırma vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler. Eylül TV Ana Haber'ten mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Tarihler 17 Aralık'ı gösteriyor bugün. 17 Aralık 2015 Perşembe günündeyiz. Haber merkezi ekiplerimizin gün boyu derlemiş olduğu haberleri ekranlarımıza getireceğiz. Ama onun öncesinde dilerseniz ilk olarak Fuat gündeminden öne çıkan başlıklara birlikte bir göz atalım. Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ile Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde operasyonlar 14 general, 26 albay ve 10 bin askerin katılımıyla devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın 3. kez masaya oturacak. 12-18 tarihleri arasında kutlanılan Yerli Malı Haftası'nı Feyzipaşa İlkokulu'nda düzenlenen yemek şöleniyle kutladı. Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan CuRadyo, 98.6 MHz frekansında 1 Aralık itibariyle yayın hayatına başladı. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV Ana Haber'de. Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ile Şırnak, Silopi ve Cizre ilçelerinde operasyonlar devam ediyor. Operasyonların yoğunluğu yapıldığı Sur, Cizre ve Silopi'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. 5 ilçedeki operasyonları 3 kor general, 3 tüm general ve 8 tuğ general ile 26 albayın yönettiği öğrenilirken 11 askerin sevk edildiği ilçelere 5000 askerin daha sevk edileceği belirtiliyor. Terör örgütü PKK'nın ve gençlik yapılanması YDGH'nin kazdığı endekler, kurduğu barikatlar ve gerçekleştirdiği terör eylemleri sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçelerde operasyonlar sürüyor. Operasyonları devralan TSK bölgeye yığınak yaptı. Şu anda Sur, Dargeçit, Nusaybin, Cizre ve Silopi'de devam eden sokağa çıkma yasakları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonları 3 kor general, 3 tüm general, 8 tuğ general ve 26 albayın yönettiği öğrenildi. Havadan ve karadan yürütülen operasyonlar için bölgeye şu ana kadar 10 bin askerin sevk edildiği bildirilirken Bolu, Isparta ve Manisa'dan 5 bin komandonun sevk edilmesi için de çalışmaların tamamlandığı kaydedildi. Operasyonların 24 tank, 10 obüs, 85 kirpi ve benzeri zırhlı araç ile 6 iş makinesi ile yürütüldüğü de belirtildi. Operasyonlara ayrıca Türkiye'nin çeşitli illerinden bölgeye sevk edilen binlerce özel harekat ve terörle mücadele polisleri de katılıyor. Sokağa çıkma yasağının 16. gününde devam ettiği Sur ilçesi, operasyonların yoğun yapıldığı ilçelerden. İlçede verilen 17 saatlik aranın ardından operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Yasak süresince 30'un üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirtildiği ilçede 2 polis şehit oldu, 17 polis de yaralandı.
Dar geçitte yasak 7. gününe girdi. İlçede PKK'nın dağ kadrosundan 50 teröristin gelerek hendek kazacaklarına yönelik istihbarat alınması üzerine ilan edilen yasak çerçevesinde operasyonlar sürüyor. Sokağa çıkma yasağının 4. gününde devam ettiği ve yasak öncesinde büyük bir askeri sevkiyatın yapıldığı Cizre'de ise geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 3. toplantı yarın yapılacak sevgili seyirciler. Asgari ücret tespit komisyonu 2016'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın 3. kez masaya oturacak. Türk İş'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya 5 işçi, 5 işveren, 5 de devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişi katılacak. Komisyonda işçi kesimini Türk İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlık edeceği komisyonda işçi ve işveren temsilcileri 2016'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere pazarlık masasına bu yıl 3. kez oturacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 2 Aralık'ta gerçekleşen ilk toplantıda işçi ve işveren temsilcileri hassasiyetlerini ifade etmişti. Bu toplantıda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi Metin Demir, rakam artışından kaynaklı bazı maliyetleri devletle paylaşmayı talep ederken, Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, kıdemli çalışanlara 1300 liradan daha yüksek bir ücret verilmesi gerektiğini savunmuştu. Tarafların görüşlerini dinleyen Bakan Soylu ise asgari ücretin 2016 yılının tamamı için net 1300 lira olacağını ve vergiden etkilenmeyeceğini bildirmişti. Yukarıdan aşağıya listeledik. Sivas İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdülsamet Şimşek, Sivas'ta yapılan paralel yapı operasyonu ile ilgili yazılı ve görsel medyada İmam Hatip Derneği'nin isminin geçtiğini belirterek paralel yapıyla derneğin alakasının olmadığını söyledi. Sivas İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdülsamet Şimşek, geçtiğimiz hafta Sivas'ta yapılan paralel yapı operasyonu ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Bazı kişilerin tutuklandığını öğrendiklerini belirten Şimşek, konuyla ilgili haberlerde İmam Hatip Derneği'nin isminin geçmesinden dolayı rahatsız olduklarını belirtti. Şimşek yaptığı açıklamada, Sivas İmam Hatipliler Derneği 2006 yılında kurulmuş, genelde tüm halkımıza, özelde ise İmam Hatip camiasına hizmet veren bir dernektir. Derneğimizin ne paralel yapıyla ne de bu işlerle hiçbir alakası yoktur. Derneğimiz paralel yapıya hiçbir zaman destek vermemiştir. Basında çıkan bu tür açıklama ve ifadeleri de asla tasvip etmiyoruz. Haberde derneğimizin isminin geçmesi, derneğimize zarar vermektedir. Yazılı ve görsel basınımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini önemli istirham ediyorum, dedi. Cumhuriyet Üniversitesi Türk Lehçeleri Araştırma ve Geliştirme Kulübü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'u doğum gününde unutmadı. Türk Lehçeleri Araştırma ve Geliştirme Kulübü, ünlü yazar Aytmatov'un 87. doğum günü anısına bir panel düzenledi. Panelde Kırgız yazarın bilinmeyen yönleri anlatıldı. Örneğin İstanbul'da... Kırgız yazar Cengiz Aytmatov doğumunun 87. yılında Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen panelde anıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Türk Lehçeleri Araştırma ve Geliştirme Kulübü'nün Kültür Merkezi'nde düzenlediği doğumunun 87. yılında Cengiz Aytmatov adlı panele Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Erkul, Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Yüksel, Türk Dil Edebiyat Derneği Yayın Kurulu Üyesi ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Recep Toparlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Türk Lehçeleri Araştırma ve Geliştirme Kulübü'nün akademik danışmanı yardımcı doçent doktor Onur Balcı programın içeriğinden ve amacını anlattı. Üniversiteler yalnızca bilgilerin üretildiği yerler değildir. Bilgilerin üretilmesinin yanında paylaşıldığı yerlerdir. Bu bilgi paylaşımı da panel, konferans gibi çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilir. İşte biz de bu panelimizi bilgi paylaşımı için gerçekleştirdik. Bir etkinliğin kolay düzenlenmediği hepimizin malumudur. Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Yüksel ise Cengiz Aytmatov'dan ve eserleri hakkında bilgiler verdi. Cengiz Aytmatov sadece Türk dünyasının değil,
Bütün dünya edebiyatının önemli bir şahsiyetidir. Eserlerinin 150 dile çevrildiği söylenmektedir. Bu kadar rağbet görmesinin sebebi sanırım evrensel duygu ve düşünceleri yakalamış olmasıdır. Konuşmaların ardından başkanlığını Profesör Doktor Recep Toparlı'nın yaptığı panele geçildi. Bugün gerçekten gururlu, bir de o şartlar altında Cengiz Aytmatov'un yazdığı eserler, fikirleri o zor şartlarda gerçekten bize örnek olması gerekiyor. Panele konuşmacı olarak katılan Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Bozdoğan, Türkiye'deki Cengiz Aytmatov algısını anlattı. Türkiye'de ilk zamanlarda 1960'larda ve hatta 70'lerde daha çok Marksist kesimler tarafından takdim edilmiş. Onların çevirileriyle Türk okuyucusu Aytmatov'u okumaya başlamış. Bu da doğal olarak Türkiye'de daha çok siyasal yerimizdeki sorunda soğukandası insanların, Marksistlerin, sosyalistlerin Aytmatov'u benimsemesi gibi bir sonuç olmuş. Öğretim görevlisi Doktor Kenje Gül Kaliyeva ise Cengiz Aytmatov'un hayatının eserlere yansıması konusunda bilgileri aktardı. Mevki birçok eserinin hemen hemen bir çocuk kavramı vardı. Örneğin Cengiz'deki Seyit, Yüz Yüze'deki Asaltay, Erkenli'nin Rumalardaki Acımlar'la Sultan Murat, Beyaz Gemi'deki Atsız Çocuk. Aslında bütün bu çocuklar yazarımızın takipçisiydi. Ve bütün bu çocuklar hep babalarını bekleyişti. Biliyorsunuz yazarımız da çok genç yaşta babasını kaybediyor. Ve o acıyı da bu şekilde yansıtmış oluyor. Efendim Sivas Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Şehir İnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kişilikler Projesi kapsamında Fethi Gemirlioğlu Anma Programı düzenlendi. Şemsi Sivasi İlhak Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen programda Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri Fethi Gemirlioğlu'nu anlattı. Mavera devrisini kuran insanlar. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Şehir İnsan Medeniyet Köprüsü Örnek Kişiler Projesi kapsamında düzenlenen anma programlarının bu haftaki konusu şair ve yazar Fethi Gemuhluoğlu'ydu. Saygıdeğer rektör yardımcım, kıymetli ilimizin değerli protokolü. Şemsi Sivas İlhak Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen anma programına Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Türk Dil Kurumu üyesi Profesör Doktor Recep Toparlı, il protokol üyeleri ve liseli üniversite öğrencileri katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, şair, yazar ve aktivist olan Fethi Gemuhluoğlu'nun gönül dostu bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi. Fethi Gemuhluoğlu bir gönül dostuydu. Gönül insanlarının bir araya gelmesini sağladı. Fikir dostuydu. Fikir insanlarının bir araya gelmesini sağladı. İlim dostuydu. İlim insanlarını bir araya topladı. Açılış konuşmasının ardından söz alan Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Şeref Boyraz, Gemuhluoğlu'nun kendi döneminde genç nesillerin zihinlerinin şekillenmesinde önemli rol üstlendiğini belirterek hayatından kesitleri anlattı. Bugünlerini ve dolayısıyla geleceğini de şekillendiren kadroların yetişmesinde onun çok büyük emeği geçmiştir. Bir mefkure adamı olarak kendi döneminin genç kuşaklarının zihinlerinin şekillenmesinde önemli roller üstlenmiştir. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Doğan Kaya ise Fethi Gemuhluoğlu'nun Türk kültürünün şekillenmesine katkılar sunduğunu aktardı. Sevilmenin, gönüllerde iz bırakmanın, tarihte iz bırakmanın esaslarında şahsiyet sahibi olmak, çalışkan, dürüst, idealist olmak belirler. İşte 1922'de doğan ve 5 Ekim 1972'de vefat eden, Türkiye'nin yapılanmasında ve Türk kültürünün şekillenmesinde pay sahibi olan Fethi Gemuhluoğlu da böyle bir şahsiyettir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun derslerinden birisi olan Şehir ve Kültür Dersi bugün uygulamalı olarak Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği'nde gerçekleştirildi. Sana bir şey diyeceğim.
Türkiye'de ilki İstanbul'da, ikincisi de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen Şehir ve Kültür Dersi Sivas Fasılayeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği'nde gerçekleştirildi. Benden her al gazı yedi, hızlanma, aşık hızlanma. Dernekli uygulamalı olarak gerçekleştirilen derse Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Sivas Fasılayeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen uygulamalı derste derneğe üye aşıklar kulfani ve erkanli taşlama ve lepdemez atışması yaparak öğrencilere Sivas kültüründen birisi olan aşıklar geleneğini yaşattılar. Bak başını kıracağım, sızlamadan aşık sızlamayım. Benden her al gazı yedi, hızlanma aşık hızlanma. Dinlersene aşık kardeş. Yare gider yollar yare. Atışmalar sonrasında bir açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, şehir ve kültür dersini üniversite öğrencilerine uygulamalı gösterdiklerini ve bu sayede yaşayan kültürlerin öğrencilere daha verimli anlatıldığını kaydetti. Şu anda Sivas'ta şehir ve kültür adlı dersteyiz. Cumhuriyet Üniversitesi'nin koymuş olduğu bu ders bir yıldır okutuluyor. Biz de bir fakültemizde şehir ve kültür, diğer fakültemizde de kent ve kültür adı verdiğimiz dersi şu anda veriyoruz. Bu ders kapsamında öğrencilerimizi zaman zaman şehre getiriyoruz. Şehirdeki tarihi eserleri, müzeleri, kütüphaneleri, türbeleri vesaire birçok değerlerimizi tanıtıyoruz. Aynı zamanda da şehrin yaşayan mekanlarını öğrencilerimize gezdiriyoruz. Şu anda Sivas Fasılayeti ve Aşıklar Derneği'ndeyiz Sivas'ta. Çocuklar bu derste Sivas'ın aşıklık geleneği, Sivas'ta türkü kültürü, Sivas seyirlik oyunları ve Sivas halayları konusunda bilgilendirilecekler. Ders sonrası açıklamalarda bulunan öğrenciler ise dersin verimli geçtiğini söylediler. Bütün dersleri böyle işlesek keşke. Daha iyi kafamıza giriyor, çok güzel oluyor. İyi bir ders bence. Görüyoruz, dinliyoruz, hani her türlü faaliyette bulunuyor sağ olsun hocamız. Böyle daha mutlu oluyoruz, hani hem gezmiş oluyoruz hem öğrenmiş oluyoruz. Daha iyi yani bizim için. Dersimiz şehir ve kültür dersi. Böyle aşıklarımızı gelip görmek daha iyi oluyor. Bizzat görüyoruz. Ben zaten memleketim olan Sivas'ta okuyorum. Arkadaşlarımız da Sivas'ı tanımaları, bilmeleri, nasıl yaşandığını, geçmişten günümüzde gelen geleneksel işlenen konuları, şunlar bunları her şeyi öğrenmeleri. Daha doğrusu böyle bir kimlikte yaşandığını bilmeleri iyi bir şey. Hani tanımak tamam. Her zaman için tamam. Hani var olduğunu bilmek ve ona göre yaşamak en önemli şeydir. Sivas Fevzi Paşa İlkokulu öğrencileri her yıl 12-18 tarihleri arasında kutlanılan Yerli Malı Haftası'nı düzenledikleri etkinlikle kutladı. Etkinlik renkli anlara sahne oldu. Sivas Fevzi Paşa öğrencileri her yıl 12-18 tarihleri arasında kutlanılan Yerli Malı Haftası'nı velilerin katkısıyla düzenlenen yemek şöleniyle kutladı. Öğrenciler tamamı yerli ürünlerden oluşan yiyecekleri açtıkları standta sergileyerek ikramlarda bulundu. Etkinliğe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, bilseniz bizimle çok sevindirdiniz. Açılış konuşmasını yapan Fevzi Paşa Okul Müdürü Mustafa Demir, geçmiş dönemdeki kıtlıktan ve yoksulluktan bahsederek Yerli Malı Haftası'nın önemine vurgu yaptı. 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde atıyorlar. İşte tutum, yatırım, biriktirmek, tasarruf, bunlardan yerli yatırım, yerli üretim konusunda kafa yoruyorlar. Ta ki geliyoruz 1946 yılına. 46 yılında ise
Artık okullarda kutlanmaya başlıyor yerli malı haftası. Eski adıyla öyle, yeni adıyla da tutum yatırım ve Türk malları haftası olarak 1983'ten de o şekilde kutlanıyor. Konuşmanın ardından minik öğrenciler sergiledikleri oyunlar ile yerli malı haftasına vurgu yaptı. Bol bol tüketim güzel. Programda öğrencilerin oynadığı Zeybek ve Kafkas dansları da yoğun ilgi gördü. Program sonunda hazırlanan yemekler davetlilere ikram edildi. Efendim, Jü Radyo yayın hayatına başladı. Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin derslerde öğrendikleri bilgileri pratiğe aktarmalarını sağlamak amacıyla İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan ve bir süredir 98.6 MHz frekansında test yayını yapan Jü Radyo Sivas merkez ve ilçelerinde aktif yayın hayatına start verdi. Bu Zara için gerçekten ekonomik olarak da bir kazanım. Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan Jü Radyo 1 Aralık itibariyle yayın hayatına başladı. Merhaba Jü Radyo dinleyicileri. 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Jü Radyo stüdyolarında sizlerleyiz. İletişim Fakültesi öğrencilerinin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe aktarmalarını sağlamak ve öğrencilerin radyoculuk ve radyo teknikleri hakkında tecrübe kazanmasını sağlamak amacıyla kurulan Jü Radyo, bir süredir 98.6 MHz frekansından sürdürdüğü test yayınlarının ardından aktif yayın hayatına start verdi. Şu andan itibaren 98.6 Jü Radyo'da yaklaşık 1 saat boyunca sizlerle olacağız. Öğrencilerin ve akademisyenlerin hazırlayıp sunduğu spordan sağlığa, modadan sinemaya, farklı alanları konu edinen pek çok programla Sivaslı radyoculuğa yeni bir boyut getirmeyi amaçlayan Jü Radyo, internet üzerinden ve Android uygulama ile cep telefonu üzerinden de takip edilebiliyor. Şehrin Genç Sesi sloganıyla dinleyicilerle buluşan Jü Radyo hakkında bilgiler veren radyonun genel yayın koordinatörü ve aynı zamanda İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent Doktor Zeynep Gültekin, eğitim amaçlı kurulan radyonun Sivas merkez ve ilçelerine karasal yayın yaptığını söyledi. Jü Radyo Cumhuriyet Üniversitesi'nin bir radyosu. Uygulama öğrenci radyosu. Tamamen eğitim amaçlı bir radyomuz. Ticari bir kaygı gütmüyoruz. Siyasi herhangi bir yayınımız da yok ve olmaması için de çaba harcıyoruz. Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan frekans aldık. 98.6'dan yayına çıktık. 1 kilowattlık bir verici gücüne sahibiz. Bu demek oluyor ki sadece Sivas'ın merkez ilçesinde değil, aynı zamanda çevre ilçelerinden de dinlenebilir bir radyoyuz. Yardımcı doçent Doktor Gültekin, radyonun kuruluş amacını ise şu şekilde sıraladı. Amacımız üniversitede, öncelikli olarak üniversitede okuyan, fakültemizde okuyan öğrencilerimize uygulama yaptırmak, radyo programcılığı ve yayıncılığının en iyi halde nasıl gerçekleştirirler, teorik bilgilerini pratikte desteklemeyi istiyoruz. Ama bu sadece bununla yeterli değil, bütün üniversitenin personeline ve öğrencisine de açık bir radyo. Jü Radyo'nun yayın içeriği hakkında da bilgiler veren yardımcı doçent Doktor Zeynep Gültekin geniş bir içerik ağına sahip olduklarını kaydetti. Müzik programlarımız var. Halk müziğinden yabancı rock müziğine, popüler müziğe ya da nostalji müziğine kadar pek çok programa, müzik programına da yer veriyoruz. 13 tane hali hazırda yaptığımız program var şu an. Sağlık programımız var. Çağın hastalıkları ile ilgili biraz farklı bir program. Üniversitemizden etkinliklerimizi anlattığımız bir programımız var. Misafirimiz var diye yine meslek yüksek okullarının tanıtıldığı sinema filmlerine dair böyle film programlarımız var. Peki bu programları yapanlar kim? Tabii ki üniversite öğrencileri ve fakültemiz öğrencileri pek çoğu da. Yayını ve yapımı kendileri gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda canlı yayınların dışında kayıt programlarını da yapabiliyoruz. Jü Radyo'da program yapan ve teknik işlerle ilgilenen öğrenciler ise radyo sayesinde fakülteden mezun olmadan önce tecrübe kazandıklarını söylediler. Ben Pakize Bal, Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halk İlişkiler ve Tanıtım 3. sınıf öğrencisiyim. Burada yayın yapma imkanını bulmamız bizim için çok önemli. Mezun olmadan özellikle hani bu deneyimi kazanmamız
Adım Aslıhan Karagöz. Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Gazetecilik bölümündeyim. Radyoda biz de program yapıyoruz. Çağın Hastalıkları programı. Programlardan önce deneme çekimleri yapıyoruz. Teknik anlamda olsun, spikerlik anlamında olsun. Eğitimler alıyoruz. Bu eğitimler bizim sosyal hayatımıza da işe yarıyor. Örneğin spikerlik eğitimi. Gazetecilik 4. sınıf öğrencisi Şeyda Sarı. Radyoda biz de yayın yapıyoruz. Çağın Hastalıkları programını sunuyoruz. Ben teknik masada görev yapıyorum. Arkadaşım Gaye ile birlikte. Teknik masada işte geçişlerimizi falan ayarlıyoruz. Jingle'larımızı falan. Ben teknik olarak bir şeyler öğrenmek istedim. Teşekkür ediyorum fakültemize bu konuda. Yani bize teknik açıdan yardımcı oldukları için. Üniversiteden mezun olduğumda donanımlı olarak mezun olacağımı düşünüyorum. 4. sınıf öğrencisiyim, haklı ilişkiler öğrencisiyim. Cumhuriyet Üniversitesi'nin böyle bir imkanı bize vermesi benim çok çok hoşuma gitti. Benim zaten hayalim yani radyo alanında ilerleyebilmekti. Bize bu imkanı sağladılar. Ben burada kendimi geliştirip ileride daha büyük radyolarda çalışmayı düşünüyorum. Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 11.173 sözleşmeli sağlık personelinin istihdamına yönelik Bakanlar Kurulu karar Resmi Gazete'de yayınlandı sevgili seyirciler. Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2016 yılında 11.173 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdamına yönelik Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2016 yılında Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahil Sağlık Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nda istihdam edilmek üzere 11.173 sözleşmeli personel alınacak. Söz konusu kurumlarda 5.238'i uzman olmak üzere 11.092 tabip, 69 sağlık memuru, 5 hemşire, 3 ebeve, birer diş tabibi, diyetisyen, sağlık teknikeri ve psikolog istihdamı sağlanacak. Üniversite adaylarını cep telefonu üzerinden ders çalıştıran yapay zekalı yazılım teknolojisi kullanıma sunuldu. Üniversiteye hazırlanan adayları kişiye özgü öğrenme haritası çıkararak buna uygun sorularla cep telefonları üzerinden ders çalıştıran yapay zekalı yazılım teknolojisi kullanıma sunuldu. TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen akıllı öğrenme sistemi temeline dayanan sınav uzmanı isimli yazılımın ilk versiyonu geçen yıl akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı için hazırlandı. Yazılımın yüksek öğretime geçiş sınavı, lisans yerleştirme sınavlarına ve yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarına hazırlanan öğrenciler için kullanıma sunulan yeni versiyonu ise eğitim teknolojileri açısından pek çok yeniliği barındırıyor. Sınav uzmanının kurucusu Can Gürses yaptığı açıklamada her sınava entegre edilebilir genel bir platform olan sınav uzman uygulamasının bir yıldır kullanımda olan ALES sunumunun büyük ilgi gördüğünü belirtti. Efendim Sivas'ta doğalgaza kavuşacak bir başka ilçede Gürün oldu sevgili seyirciler. Tabi doğalgaz çalışmaları kapsamında yeterli abone sayısına ulaşılmasının ardından Gürün ilçesi de yasal prosedürü tamamlayarak doğalgaz almaya hak kazandı. Sivas'ın Gürün ilçesinde doğalgaz çalışmaları kapsamında yeterli abone sayısına ulaşılmasının ardından ilçe doğalgaz almaya hak kazandı. Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ilçeye doğalgaz gelebilmesi için 2982 aboneye ihtiyaç olduğunu ve Gürünlülerin el ele vererek bu işin üstesinden geldiğini belirterek şunları kaydetti. Yaklaşık bir ay önce başlattığımız doğalgaz çalışmalardan bugüne Gürün içinde ve dışında ikamet eden vatandaşlarımızın doğalgaz konusuna göstermiş olduğu hassasiyet ve duyarlılık sayesinde yaklaşık 2200 doğalgaz abone sayısına ulaştık. Bununla birlikte büyük bir fedakarlık örneği gösteren 12 esnafımız bizlere destek vermiş ve Gürün'e gelecek hizmetin de yanında olduklarını belirterek yaklaşık 140 bin TL'yi ilgili doğalgaz hesabına yatırmıştır. Kıymetli vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza bu özverili davranışlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreçte geriye kalan yaklaşık 300 abone bedelini tamamlamak ve ilçemizin doğalgaz hizmetinden en kısa sürede faydalanmasını sağlamak için belediye olarak 100 bin TL kredi çekerek bizden istenen 2982 abone sayısını tamamladık. Hep birlikte el ele vererek ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız. Bizler Gürün olarak üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirdik.
Çiftçi ilçeye doğalgaz gelebilmesi için seferber olan, başta kurum amirleri ve mahalle muhtarları olmak üzere herkese de teşekkür etti. Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yalnız yaşayan 6 çocuk babası 81 yaşındaki İsmail Coşkun evinde ölü halde bulundu. Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yalnız yaşayan 6 çocuk babası 81 yaşındaki İsmail Coşkun evinde ölü bulundu. Coşkun ısınmak için yaktığı mangaldaki kömürden zehirlendiği sanılıyor. Siz arkadaşlara geçen ifade ver orada, tamam durumu şey, bildiğin şeyleri. Bildiğin var değil mi? İlçe merkezinde Gönen Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli İsmail Coşkun'un dün bir süre ortada gözükmemesi üzerine komşuları merak ederek evini kontrol etti. Pencereden baktıklarında Coşkun evin içinde hareketsiz olduğunu fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptığı kontrolde Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde İsmail Coşkun'un ısınmak amacıyla mangal yaktığı ve kömürden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirmiş olabileceği kaydedildi. 6 çocuk babası olduğu belirtilen Coşkun'un cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Efendim bültenimize spor haberleri ardından havamızın ve paramızın durumuyla devam ediyoruz. Medicana Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kendi evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk nezaretinde gerçekleşen antrenman pas çalışmasıyla başlayıp açma germe hareketleriyle devam etti. Antrenmana sakatlığı bulunan Adem Koçak katılmazken hafif sakatlığı bulunan Erkan Kaş ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarına Medicana Sivasspor oyuncusu Kone, Kayserispor maçı ile ilgili açıklamada bulundu. Evet, bildiğiniz gibi bu hafta önemli bir maçımız var. Geçen hafta güzel bir galibiyet aldık. Zor bir maç olacak. Konsantrasyonu, mücadelemizi, kesinlikle oyun disiplinimizi de bozmamamız gerekiyor. Aynı şekilde Gençler Birliği de oynadığımız gibi bu hafta sonu da oynayacağız. 3-4 günümüz kaldı. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu galibiyeti alırsak bizim için çok önemli bir noktaya geleceğiz ligde. O yüzden her şeyi yapacağız. Elimizden geleni, bütün mücadeleyi Kayserispor'a karşı vereceğiz. Mete toujours derrière nous. Je pense que le match de Kayseri on aura encore plus besoin d'eux et qui viennent massivement nous soutenir et ensemble je pense que on fera un bon résultat. Bildiğiniz gibi 4 aydır buradayım ve taraftarlardan gerçekten çok memnunum. Bize her türlü kötü durumdayken bile destek oldular bize. Arkamızda oldular. Bu maç için de stadımızı gelsinler, doldursunlar, bize destek olsunlar. İhtiyacımız var taraftarlarımıza. Teşekkür ederim. İtho, okay, merci. Okey, merci.
Bu haberle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saatte 19.45'te 4 Eylül TV ana haberde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim bizimle.